Merhaba. Yakın zamanda Sedat Peker tesirinde bir deprem yaşandı. 17 Aralık'ın rüşvet ve yolsuzluğa batmış dört bakanından biri olan Erdoğan Bayraktar, rejimin yeni kabusu oldu. Dosyayı tozlu raflardan indirdi. Bakmayın bende para yoktu demesine. Yolsuzluk için illaki çalmak gerekmiyor. 17 Aralık dosyasının kendi ile alakalı bölümünü tümüyle kabul etmiş yaptım diyor. Üç bakanı ilgilendiren diğer bölümü de beni o hırsız çuvalına koymayın sözleriyle teyit ediyor. Türkiye'de kimse ama kimse 17 Aralık ve dahi 25 Aralık dosyasının yalan, iftira, kurmaca olduğuna inanmıyor. Çalıyor ama çalışıyorlar deyip kulak ardı ettiler. Kemal Bayrak diye biri çıkmış, adını ilk defa duyuyorum. AKP kurucusu, 20. dönem milletvekili diye tanıtıyor kendini. İsmini araştırmadım, lüzum da görmedim. Diyor ki özetle, çöküş başladı, kurtuluş yok, daha çok itiraflar olacak. Kemal Albayrak tıpkı Sedat Peker gibi, tıpkı Erdoğan Bayraktar gibi içerden bir tanık. Onun için sözlerinin kıymeti var. Değilse ciğeri beş para etmez. Bayraktar neden böyle bir çıkış yaptı? Şimdi ne olacak? Peki başına bir şey gelir mi? Güzel sorular bunlar. Duyumları bilgiyle kıymetlendirip anlatmak bizim işimiz. Erdoğan döneminin sonu geldi. Onun ecelini görenler kendini ayırıyorlar. Dosyalar tekrar açılacak. AKP parçalanıyor. Cesaret bulaşıcıdır. İtirafları başladı, başlıyor. Bayraktar'da bir vicdan kırıntısı, sırtında tek omurga var mıdır bilmem. Günahını almayayım ama şunu bilir, şunu söylerim. Erdoğan Bayraktar'da efendisi de yerin dibine batsın. Batacak da. 17 Aralık'ın Bayraktar'a ihtiyacı yok. CHP'nin avukatları Şubat 2020'de sıfırlama tapelerinin gerçekliğini mahkemede kanıtladılar parasını Erdoğan'ın ödediği Halkbank avukatları bankanın genel müdürü Süleyman Aslan'ın Reza Zarrab'dan çatır çatır rüşvet aldığını New York mahkemesinde teyit ettiler. Haliyle yaşanan AKP'nin iç kanamasıdır. İç kanama bilirsiniz sinsidir. İçin için kanar ve bir noktadan sonra kişiyi devirir. Daha da dönüşü yoktur. Ameliyat masasında kalırsınız. Erdoğan Bayraktar Dikencom.tr'ye verdiği söyleşide "Benim dosyamda ne varsa doğrudur" diye 3 kere tekrar etmiş. Yine "Reis beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı" diye 3 kere söylemiş. Haliyle kahramanlaştırılacak bir figür değil. Medya mahallesine bakın. Bu iş kime yarıyor? Kimleri haklı çıkarıyor? Onun derdinde. 17 Aralık polisleri 7 yılı geçti içeride. Eşleri, çocukları aynı biçimde Kadre uğramış, dağılmış, dağıtılmış aileler yaşamlar üzerinde tepiniyorlar. Yerin dibine batsınlar. Ülkede ne muhalefet ne de medya doğru olduğunu bildiği dosyanın üzerine gidemedi. Sonuç hüsran. 17 Aralık kumpas değil suç üstüdür. Komplo değil beş başı mamur bir dosyadır. Darbe değil iktidar ve iktidar sahiplerinin siyaseten sonudur. Tarihi bir fırsatı ıskaladı Türkiye. Telafisi yok. 17 Aralık dosyası o gün anlamlıydı ve zaman aşımına tahammülü yoktu. Dosya tekrar açılır diyorlar. Geçti bu. Çok kan döküldü. Rejim değişti. Hulusi Akar ve Hakan Fidan'la başlayacak dosyalardan 17 Aralık'a sıra gelmez. Beşli çete bile magazin kalır yanında.